Herkese merhaba. General Mobile'ın yeni Android One telefonu General Mobile Gen 5 4 Kasım itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu. General Mobile'ın giriş seviyesi Android One telefonu biliyorsunuz bu yılın başlarında General Mobile Gen 5 Plus gelmişti. Gen 5 Plus biraz daha orta segment bir Android One telefonuydu. Android One segmentinde ekosisteminde de çıtayı bayağı yükseğe taşımıştı. General Mobile Gen 5 ise o telefonun daha küçük ekranlı bir versiyonu, teknik özellikleri de daha aşağı seviyede. Baktığımızda 5 inç HD IPS ekran var. Snapdragon 410 işlemci, bunun yanı sıra 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza var. MicroSD kart yuvası mevcut. Arkada 13 megapiksel, önde ise 5 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alıyor. Bu arada kategori 4 LTE desteği de mevcut durumda bu telefonda. Test merkezimize yeni ulaşan, ambalajı henüz açılmamış bu telefonun kutu açılışını hep beraber gerçekleştirelim ve içinden neler çıkıyor hep beraber bakalım. Gen 5 tasarım itibariyle büyük kardeşi Gen 5 Plus'tan çok farklı değil. Gördüğünüz gibi onun daha minyatür hali, daha küçük ekranlı hali. Şöyle hemen çıkartalım ambalajından ve gördüğünüz gibi ekranın hemen üstünde de bu telefonun teknik özelliklerini özetleyen bir jelatin var. Bunu da şöyle çıkaralım. Arkasında da telefonun kaldırılabilir, çıkartılabilir arka kapağının nasıl çıkarılacağını gösteren bir rehber niteliğinde etiket var. O etiketi de kaldıralım ve artık gördüğünüz gibi General Mobile Gen 5 kullanıma hazır hale gelecek. O hale uygun. Tabii ki içerisine pilini de yerleştirmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi microSD kart yuvası ve SIM kart yuvası var. Burada görmüş olduğunuz gibi telefonun pili mevcut. O pili çıkartalım ve yerine takalım. Telefonun kapasitesi, pil kapasitesi 2500 mAh. Bu ayarda bir telefon için bir günü rahatlıkla çıkarmaya yeterli olacaktır. Şöyle takalım ve bir yandan da açılışını gerçekleştirelim telefonun. Bir yandan da yeni kutudan başka neler çıkıyor bakmaya devam edelim. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kulaklık farklı kulak boyları için uygun olması amacıyla kılıflar da yerleştirilmiş. Şarj adaptörü ve gördüğünüz gibi micro USB kablosu. Bildiğiniz gibi ya da bilenler vardır Gen 5 Plus'ta USB-C portu vardı ancak bu telefonda giriş segment telefonda General Mobile micro USB portunun yeterli olacağını düşünmüş. Ve burada da telefonun kitapçıkları var. Hızlı başlangıç kılavuzu ve bunun yanı sıra diğer kitapçıklarda, bilgi amaçlı kitapçıklarda görmüş olduğunuz gibi yerleşilmiş. Ve aynı zamanda burada da bir koruyucu kılıf var. Telefonun ekranı korumak istiyorsanız görmüş olduğunuz gibi bu koruyucu kılıfları kullanabilirsiniz. Böylelikle ekranın çizimlere karşı korumanız da çok daha kolay olacaktır. Ve şimdi telefon açıldı. Kurulumunu hemen gerçekleştirelim ve daha sonra Android 7 Nougat'la çalışan bu telefonda ilk turu beraber atalım. Evet, kurulum işlemi çok kısa sürede tamamlandı ve General Mobile Gen 5 kullanım hazır hale geldi. Söylediğimiz gibi Android 7 Nougat çalışıyor bu telefonda. Kullanıcı arayüzüne baktığımızda Marshmallow'dan bildiğimiz kullanıcı arayüzüne çok farklı değil. Google'ın Pixel telefonlarında o telefonlara özel bir başlatıcı var, arayüz var. Bunun dışında saf Android deneyimi Nougat telefonlarda görmüş olduğunuz gibi. Google uygulamaları görmüş olduğunuz üzere önemli bir yer tutuyor. Daha önceki Android One telefonlarından, General Mobile Android One telefonlarından bildiğimiz gibi Google uygulamaları deneyimin başrolünde bulunuyor. Ve yine bunun yanı sıra General Mobile'ın yüklemiş olduğu Stroid adlı bir uygulama var. Mesela buradan çeşitli uygulama tavsiyeleri sunuluyor. General Mobile'ın tavsiye ettiği uygulamalara bakarak bunları cihazınıza yükleyebilirsiniz. Yine Google Play'den indirebileceğiniz uygulamalar, oyunlar mevcut. Bu telefon sahip olduğu teknik özelliklerle Google Play'deki çoğu uygulamayı ve oyunu rahatlıkla kaldıracak düzeydedir. Sadece daha yüksek profilli donanım bileşenleri gerektiren bazı oyunlarda bir takım deneyim azalmaları, deneyim düşüşleri olacaktır. Ancak bunun dışında telefon çoğu temel işi rahatlıkla yerine getirecek gibi görünüyor. General Mobile Gen 5'in tasarım anlamında General Mobile Gen 5 Plus ve General Mobile 4G'nin arasında bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Gen 5 ve Gen 4G'yi yan yana koyduğumuzda aslında bu telefonlar birbirinden çok farklı gözükmüyor. Görmüş olduğunuz gibi profilleri oldukça benzer ve bunun yanı sıra kalınlıklar da hemen hemen aynı. Ancak arka yüzeye baktığımızda Gen 5'in arka yüzeyi ile Gen 5 Plus'ın arka yüzeyi birbirinin aynı. Yani bu da demek oluyor ki aynı şeyi tekrarlayacağız. Gen 5, General Mobile 4G ve Gen 5 Plus'ın arasında biraz daha
GM4G'ye geçen yılın telefonuna daha yakın bir telefon olarak tasarlanmış. Ancak arka yüzeye baktığımızda GM5 ve GM5 Plus'ın biraz daha benzediğini, birbirine yakın olduğunu görüyoruz. General Mobile GM5'in kutu açılımı bu şekilde. Telefonun detaylı incelemesi çok yakında Teknoblog'da olacak. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.